Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başlattığı adalet yürüyüşünde Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Adana Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zülfikar Ünlü Tümer, İbrahim Özdiş, Seyhan İlçe Başkanı Abdullah Kolcu, Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar ve İl Bilişim Sorumlusu Ahmet Dardağan da yalnız bırakmadı. Haklıyız ve haklı olmamızdan korkuyorlar diyen İl Başkanı Ayhan Barut yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksızlığa ve zulme uğrayan tüm yurttaşların hakkını, hukukunu her zaman, her yerde, her koşulda koruma çabası içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu. Adalet yerini buluncaya, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı yeniden sağlanana dek adalet için bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Güven Park'ta yarın ve sonrasında da adalet için, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü için hiçbir şiddet içermeyen eylem ve etkinliklerimizle her yerde olacağız. Kararlıyız ve kazanacağız. Adana İl ve İlçe Kadın Kolları da ül yöneticileri, ilçe başkanları, gençlik kolları, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Adana İl Başkanlığı önünde Adalet İstiyoruz eylemi gerçekleştirdi. Ellerinde adalet yazan devizlerle sessiz eylem yapan katılımcıların tek sloganı da Adalet İstiyoruz oldu. Adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı toplumlarda haksızlığın en üst seviyede olduğunu belirten İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, bugün Türkiye'de adaletsizliğin hakim olduğunu vurguladı.